ekranınızın başında izlediğiniz Şeyma Subaşı röportajımızın devamı geliyor ekranlarınıza. Moda, makyaj, trendlere dair her şeyi konuştuk. İzliyoruz. Şeyma Subaşı ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz da moda, makyaj, bakım konuşalım dedik. Şeyma, ilk sorulardan bir tanesi, alışveriş bağımlısı mısın? Evet. Yani bağımlı kelimesi pek kulağa hoş gelmiyor açıkçası. Hı-hı. Ama bağımlı değilim. Hı-hı. Ama her kadın gibi ben de tabii ki de kendime Hı-hı. yakıştıracağını düşündüğüm, kendime yakıştırdığım şeyleri almayı seviyorum Hı-hı. açıkçası. Yani çok fazla böyle hani gidip de alışveriş yapayım hani alışveriş yapma şeyiyle yani hani düşüncesiyle gitmiyorum açıkçası. Sadece hani böyle bir parça aynen oluyor. Öyle hani dolaşırken veya gezdiğim yerlerde hani beğendiğim şeyler olduğu zaman hani şöyle bir durum var mesela denemeden alma durumum bile oluyor açıkçası. Çünkü kendi bedenimi çok iyi biliyorum ve çok iyi tanıyorum ve bana yakışıp yakışmayacağını da hani iyi biliyorum açıkçası. O yüzden hani ben de beğendiğim hani bana olacağını düşündüğüm şeyleri alıyorum açıkçası. Beğendiğimle yakışacağımı düşündüğüm şeyleri alıyorum dedin. Peki modayı yakından takip ediyor musun? Bir moda tasarım eğitimini tamamladın. Evet. Aynı zamanda hem alaylı hem okullusun diyebiliriz bu konuda. Sen ne düşünüyorsun? Biraz öyle gibi evet. Yani evet moda tasarım eğitimini tamamladım ama üniversitede aslında yarıda bırakmış oldum yani. Olsun oradan da en azından evet, bir şeyler evet, katmışsın dedi işte. Evet bir butiğim vardı Nişantaşı'nda. Gayet de güzel gidiyordu aslında ama çok fazla yurt dışına git gel yaptığım için ve işin başında olmam gerekiyordu. Pek fazla bulunamadım o yüzden kapatmak durumunda kaldım. Yani aslında seviyordum işimi çok seviyordum. Çünkü tasarım yapmayı, yeni hani kıyafetler tasarlamayı, hani hem kendime yakıştıran hem de başkalarına yakıştırabileceğini, yakışabileceğini düşündüğüm şeyleri yapmayı, tasarlamayı çok severdim. Yani modayla iç içe miyim şu anda diyorsan açıkçası ondan birazcık uzaklaştım gibi. Yani hani bu senenin trendleri bunlar, şimdi bunları giymeliyiz, şu renkler olmalı diye açıkçası düşünmüyorum. Tamamen hani kendime yakışacağını düşündüğüm, hani eskiden mesela bu çok modaydı ama şimdi mesela dolabımda var ama çok yakışıyor bana. Hani yine de onu giyinebiliyorum. Bence artık ona kaymadım o modaya. Bana kesinlikle. Herkes sanki öyle gibi geliyor. Herkes artık daha bilinçli, kendi vücudunu da daha iyi tanıyor bence bana de. Bana da öyle geliyor. Yani hani şu modaymış kesin bunu yapmalıyım diye. Hani yine var ama böyle hani o birazcık daha kaydı, oynadı gibi geliyor bana böyle. Hani herkes yine kendini biliyor, tanıyor ve ona göre. İşte yine dediğim gibi bence buna sebep olan da sosyal medya yani. Sosyal çok medya, evet. Sosyal medya demişken genelde festival kıyafetlerinde çok beğeniliyor. Doğru. Binlerce beğeni alıyor. Yakından takip ediliyor. Peki senin ne kadar sürüyor hazırlanman bir festivale, bir partiye festival giderken? Festival kızı beni şey yaptı. Aynen. Şu anda arkadaşlar ben festival kızı olmak istemiyorum. Şu an festival kızı değilim. Ben bir iş kadınıyım. diye. Yok yok evet. Partileri ben çok seviyorum. Dediğim gibi zaten o Burning Man'i, Coachella'sı. Evet festivallere çok gittiğim oldu. Yine de gideceğim inşallah. Yani benim hazırlanma sürecim çok uzun sürmüyor. Yani valizim de çok, evet yok. Yani bazı yerlere göre, durum evet yere göre, gideceğim aslında yere göre değişiyor. Aslında gideceğim yerde ne giymen gerektiğine çok aynen, hakim aynen, olduğun aynen. için olabilir aynen. mi? Aynen. Gideceğim yeri bildiğim zaman aynen çok kalıyordu. İşte bunu giyineyim, şunu giyineyim, şunu yapayım diye böyle pat 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 diye çıkardığım oluyor. Ama bazen böyle tam emin değilsem o gideceğim yerde, o mesela davette hani tam böyle bilemiyorsam o yüzden o zaman işte uzun sürebiliyor. Bunu giyeyim bu mu bu mu bu mu bu dediğim gerçekten ve zaman hatta böyle 3-4 saat falan bir valiz yaptığım zamanlar oluyor. Festival kızı demişken dolabımda hani böyle büyük bir dolabım tamamen böyle rengarenk desem hani işte simliler, pullular, işte böyle şey püsküller o kadar çok böyle hani rengarenk cıvıl şeyler cıvıl. Var ki cıvıl cıvıl ceketler ben böyle bunları acaba neden aldım yani hani ne zaman giyeceğim yine tak diye öbür senesinde yine festivalde bir yerde giyiniyor oluyorum ki aslında şöyle bir şey var. Burada bile dışarı çıktığım zaman düz siyah bir elbiseyi o renkli ceketi giyinip spor ayakkabılarla çıkıyor olabiliyorum. Bu arada saçlarında
pembeler mi var? Pembelerim, aynen. Yani. Peki şey, yapmıyor mu saçı? Yo yo, bu çok o kadar gelişti ki artık her şey. Yani ben bizim kuaförde işte hani bunu zaten önceden yapıyordum aslında. Amerika'da da yine böyle kendin böyle evde boyuyorsun şampuanlarla. Sprey, şampuan. Evet, şampuanlarla boyuyorsun. Spreyi de var dediğin gibi. Aynen, bir kere hatta o spreyi kullanmıştım şöyle bir yerde. Şimdi bu boya sadece işte uçtan ama sarılara beyaz. Senin gibi aslında. Sen de sana da güzel olur. Güzel tutar daha doğrusu. Sarılarda güzel tutuyor. Ama koyu renkte hani iyi tutmuyor. Pembesi, moru. Belli olmuyor değil mi? Belli de olmuyor. Doğrusu. Aynen. Boyası tutmuyor. O yüzden mesela bu ama 4-5 yıkamada gidecek. Ama şimdi ben yarın mesela tekrar gideceğim. Çünkü aralarda şimdi bak buralarım bak gitmiş. Görüyor musunuz? Açık bunları saçın. Evet. Şeyleri tabii açık olunca saç yıkayınca da açık renk olunca direkt gidiyor. Peki rutin saç bakımın var mı? Var. Evet. Neler? Yani ben gerçekten kuaförde kendim böyle bir ne kadar dedi? 3 hafta bir falan bakım yaptırıyorum. Onların işte özel bakımları var işte. Bakım yapıyorlar. Bir de kendim evde aslında yani şöyle bir şeyim yok açıkçası. Argan yağını saçımın şeyini sürüyorum. Bilmem ne. Çok eskiden yapardım ama şimdi onları yapmıyorum. Saçlarımın uçlarına yağ kullanıyorum ama bu bildiğimiz hani işte marketlerden aldığımız yağlardan işte kullanıyorum. Yani kendi başıma hani bunları sadece yapıyorum. En çok cildimi merak ediyorum çünkü şimdi ben yakından da baktığım için pırıl pırıl ve çok öncesini de bildiğim için her zamanki gibi aynı cildi koruyorsun. Bunun için neler yapıyorsun? Teşekkür ederim. Yani bunun için de küçüklükten beri en bildiğim olay yatmadan önce cildinizi temizleyeceksiniz. İyi bir temizleme jeliyle işte yıkayacaksınız ondan sonra yatacaksınız. O ve şu gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bu yani göz altı kremi. Göz hani kenarlarına ve göz altı bence çok önemli. Ve ben kendimi bildim bileli küçüklüğümden beri o göz altı tık 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 diye böyle ellerimle hani böyle masaj yapa yapa mesela uygularım her zaman. Buralara falan botoks okey kaz ayaklarına ama buralara yapılacak bir şey yok. O yüzden dediğin gibi mutlaka kreminizi aksatmayın. Botoks yaptırıyorum bu arada yani buralarıma. Nerelerime göstereyim mi? Tık tık tık. Nasıl bu kadar doğal oluyor? Çok az az mı diyorsun yaptırırken? Evet aynen aynen. Biz benim yaptırdığım yerde yani klinikte zaten beni çok iyi biliyor Ayşegül Hanım. Hani çünkü şey diyor hani yani bunu söyleyeceğim burada ama şey macim hani senin resmini getirerek hani bu kız diyorlar dedi. Hani sen ne olursa hani sana ya bir şey yapmama gerek yok. Ama ben tabii ki de senin olanı hani daha ileriye yönelik hani daha ne diyeyim geç yaşlanmana engelleyecek küçük şeyleri yapabilirim diye hani onu yapıyor ama çok az yapıyor. Şöyle bir şey de söylemek istiyorum aslında ben hangi mağazaya girerseniz girin. Şeyma Subaşı da bu parfümden aldı. Şeyma Subaşı'nın makyaj malzemesi. Aslında sosyal medyada da birçok kişi takip ediyor. Evet. Sevmeyenler de takip ediyor. Yine de her şeyinin seninle aynı olmasını istiyor. Evet. Kötü yorum yapanlar da var. Evet. Acaba ya hem sevmeyip hem kötü yorum yapıp hem takip edip bu nasıl bir tezat? Yani açıkçası onu açtım. O hani bu neden işte böyle hani hem seviyorsunuz hem takip ediyorsunuz hem de yaptığım ürünü işte ürünleri Türkiye'de bitiriyorsunuz hani koyduğum bir ürünü diyeyim yani. Hani ben buna önceden böyle birkaç sene öncesine kadar aslında kafa yorardım. Hani takardım böyle işte hani neden böyle yorumlar oluyor? Neden acaba bunları böyle yapıyorlar? Hani ya neden sevmiyorsan takip ediyorsun? Neden işte böyle kötü yorum yapıyorsun ama o kadar açtım ki onları yani hani o kadar böyle hani okumuyorum bile zaten hani o yorumları hani kötü yorumları artık gördüğümde bile hani peki falan hani o senin düşüncen hani onlar için eskiden onlar için de üzülürdüm şimdi mesela onlar için de üzülmüyorum zaten onların tercihi o hani o kötü düşüncesi o yani kişi kendinden bilir hani o aynaya bakıyor ve o yorumu hani öyle düşünüyor ve onu yapıyor hani o kişi o zaten hani ben onu değiştirmeye veya neden böylesiniz ki diye kendimi yormaya kendimi üzmeye hani hiç gerek yok zaten hani ben kendi zamanımdan ve kendi duygularımdan hani o pozitifliğimden o tarafa veremem. O yüzden ben tam tersi içimden ne geldiyse hani içimden nasıl geliyorsa öyle davranmaya ve öyle hareket etmeye devam ediyorum. Bu yani bana iyi geliyor açıkçası hani bilmiyorum görüyorsunuzdur hani pek fazla hani pek kötü şeyleri takıyor gibi gözüküyor sanmıyorum hani. Sohbetin başında da o yüzden merak etmiştim nasıl bu kadar pozitif duruyorsun diye. Takmıyorsun, ilgilenmiyorsun. Kendini bildikten sonra böyle ayakların yere bastıktan sonra sağlam hani ve kendinden emin, kendini bildikten sonra gerçekten düşünmüyorsun. Eğer benim şimdi kafamda hani soru işaretleri olsa hani benim hareketlerimle ilgili veya davranışımla ilgili işte hani kızıma baktığım hani anneliğimle alakalı veya ailemle olan, arkadaşlarımla olan tavırlarım, kendimde soru işaretlerim olsa evet. Hani tabii ki de bazen hani dinliyorum. Aa evet galiba şunu yapmamalıydım dediğim oluyor. Ama bu bende olan.
de böyle mesela ya işte hı-hı, siz ne kadar aslında tatlıymışsınız işte hani veya fotoğraf çekilmek istenildiğinde veya bir şey sorduğunda karşılığında hani benden gelen tepkiye göre mesela hani aa ya kusura bakmayın biz sizi böyle hani şöyle zannederdik böyle var böyle ne zannederdiniz hani burnunuza bak gerçekten ben hiç öyle değilimdir aslında hani hı-hı, ama demek ki ben, bu da benim hatam diyelim hı-hı, aslında hani kusura bakmayın özür dilerim arkadaşlar ben size herhalde hani hı-hı, böyle bir şey verdim yani hı-hı, hani. Peki tekrar kıyafetlere dönecek olursak, evde giymediğin kıyafetleri geçen günlerde topladığından söz etmiştin. Evet. Onları ne yapmayı planlıyorsun? Ne yapacağım ben bunları? Evet, çok fazla var. Hı-hı. Yani bunun için de yine eminim pek güzel düşünceleri olmayan hı-hı, insanlarınız vardır neden bu kadar kıyafeti var diye ama evet var arkadaşlar, hı-hı, çok fazla var ve hani bunları değerlendirmem lazım. Hı-hı. Çünkü yeni eve de taşınıyorum ve hani o evde hani bu ev o kadar büyük hı-hı, bir ev değil ve hani oraya ve kullanmadığım kıyafetler de çok var. Onları şimdi kenarda bir tane kutuda tutmak yerine veya hiç kullanmayacağım şey tutmak yerine neden hani bunları değerlendirmiyorum diye evet, asistanımla beraber şey yaptık, ayırmaları yaptık ve onları çok güzel evet değerlendireceğim. Ve bence bayılacak herkes. O çünkü, kadar güzeller evet, ki bakın o kadar güzeller ki bir kere giymişim ve çok güzel ama hani giydim. Ama sanırım 34-36 beden olmanız gerekiyor kıyafetleri alabilmek için. Evet. Çünkü çok incecik bir hanım ya. Şeyma. Senin gibi. Teşekkür ederim. Peki genelde kıyafetleri alırken kendin tasarlıyor musun? Üzerinde oynamalar yapıyor musun? Kesip biçiyor musun örneğin? Ben bir şey söyleyeyim mi? Şu anda daha yeni bunu aslında hı-hı, istiyordum, düşünüyordum. Benim bir terzi ihtiyacım var. Çünkü istiyorum. Hı-hı. Hani bazı elbiselerimi daha daraltmak istiyorum, daha uzatmak istiyorum, daha işte yırtmaç açmak istiyorum, bir yerlerine bir şeyler yapmak istiyorum ama hı-hı, ya bunu böyle yapsaydım çok güzel olacaktı diyorum ama acaba evet bir birine hı-hı, ihtiyacım var bunları böyle anlatıp da hani yapacağım. Hı-hı. Hatta belki de yeni acaba ben böyle yine tasarım evet, var mı aklında ilerisi için tekrar böyle moda yolunda ilerlemek? Aslında var evet, aklımda hı-hı, bir şeyler. Hani böyle bir markayla bir şey yapma durumları var. Hani hı-hı, onlar hep zaten hani geliyor, evet, hani değerlendireceğiz ama böyle kendi adımda yine bir şey çıkarmaya, böyle hani büyük bir üreticiyle anlaşıp da böyle binlerce stok hı-hı, yapmaktan bahsetmiyorum ama hani böyle daha unik böyle hani böyle bir 15 hı-hı, parçalık falan böyle bir şey hı-hı, yapmayı kendi tarzımda böyle tasarım istiyorum. Neden olmasın? Peki Şeyma, izleyicilere tavsiyelerin var mı kıyafet konusunda nasıl evet, giyinmeleri gerekiyor? Son olarak bunu yani da alalım. Benim olayım şu tamamen, bacak boyu. Hı-hı. Şimdi bacak boyunu kısa gösteren kıyafetler hani hiçbir şekilde tercih etmek istemiyorum. Hı-hı. Ve bence hani kimse de tercih etmeli hı-hı, bir bayan olarak. Ben öyle geliyor. Ve ben mesela kot pantolonun her zaman yüksek belli hı-hı, olmasını tercih ediyorum. Çünkü yüksek belli ve uzun paça olduğu zaman senin bacak boyun olduğundan ben çok de daha öyle, uzun. Evet, bir yüksek bel hem çok rahat kullanılıyor hem de bacak boyunuzu daha uzun bence gösteriyor. Bence zaten artık bu bitti. Evet, evet. Evet, son zamanlarda ben de görmüyorum. Hiç görmüyorum hı-hı, aynen. Hani benim mesela şeyim o. Spor ayakkabılarda mesela ben mini elbise giyiyorsam hı-hı, dışarı çıktığında bile yine topuklu ayakkabı yerine spor ayakkabı hı-hı, giymeyi mesela geceye de devam edebiliyorsun. Geceye de devam edebiliyorum. Yorulmuyorum, mahvolmuyorum. Yani artık hatta böyle topuklu ayakkabı çok fazla giymiyorum diyebilirim. Çok teşekkür ediyorum zamanını ayırdığın için, efendim, vermiş olduğun ederim, bilgiler için ve başarılar diliyorum. Açmış olduğun kafende hayırlı olsun ve moda alanındaki gelişmeleri de bekliyoruz. Bekliyoruz. Ay çok teşekkür ederim. Ben valla buraya geldiğiniz için böyle bir röportaj yaptığım için ben teşekkür ederim. Ya, bu benim ilk röportajımdı bu arada. İlk defa böyle evet, televizyon karşısına çıkıp da kendimi böyle hani... Bunun için Ayşe teşekkür ederim. Evet. Çok mutlu oldum evet, ben evet, de. Evet, evet. Siz bana uğur getir. İnşallah. Beraber birbirimize uğur getirelim. Çok güzel oldu benim için de. İnşallah yanlış bir şey söylememiştir. Yanlış bir hata yapmışımdır. Çok keyifliydi bizim için. Sağ olun, teşekkürler. Son moda devam ediyor.